Milli Merkez Komitesi 23 Nisan 2013 tarihinde Ankara'da Milli Merkez'e dönüşmek amacıyla bir kurultayda 20 bin vatanseverin coşkulu katılımıyla ilan edilmişti. Bu oluşumun devamı olarak 9 Mayıs tarihinde Marmaris'te bir grup sivil toplum kurulu ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla Milli Merkez Marmaris Komitesi çalışmalarına başlamıştı. Bugün de komite üyeleri ilk ziyaretlerini Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız'a gerçekleştirdi. Sohbet şeklinde geçen ziyarette Marmaris Milli Merkez Komite Başkanı Ali İhsan Kadayıfçı ziyaretlerinin amacından bahsetti. Bundan sonraki bütün odalara ve sivil toplum kuruluşlarına olan ziyaretlerimiz devam edecek. Milli Merkez'in bildiğiniz gibi amacı ben değil biz odaklı politikaları sahiplenmek ve uygulamak. Günümüz şartları artık ben değil biz olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla tüm partiler sağ sol demeden, ırk ayrımı yapmadan vatanını seven Atatürkçü kişilerin bir araya toplamak ve birlik beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikalarını üretmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık sağ sol ayrımı bitti diyen Kadayıfçı, vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğunu söyleyerek bu durumu artık herkesin görmesi gerektiğini ileri sürdü. Halkımız zaten meydanlarda yeter artık dedi. 11 yıldır uygulanan, Türkiye'de uygulanan politikalardan gına geldi. Yeter artık dedi. Dolayısıyla bu birlik ve beraberliği artık siyasete dönüştürüp bugünkü iktidardan kurtulmanın yollarını aramak gerekir diye düşünüyoruz. Milli Merkez bir parti değil biliyorsunuz. Milli bir ittifak henüz partileşmedi. Oda Başkanı Şükrü Ayyıldız'sa kendisine yapılan bu nezaket ziyareti için komite üyelerine teşekkür etti. Şu anki ziyareti Marmaris'teki 7 bin esnaf ve sanatkarıma edilmiş ziyaret olarak kabul ediyorum. Esnaf ve sanatkarımıza verilen değerin bir göstergesi olması nedeniyle ben kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Milli Merkez Komitesi'nin Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan sonraki adresi Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği oldu. Dernek Başkanı Ali Apak, komite üyelerine ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Milli Merkez'in çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Atatürkçü Düşünce Derneği adına, yönetim kurulumuz adına hepinize hoş geldiniz diyoruz. Yeni yerimiz inşallah hepimize daha canlı, hareketli, daha mücadeleci bir zemin oluşturacaktır. Milli Merkez inşallah Türkiye'nin geleceğinde çok olumlu katkılarda bulunacak. Cumhuriyet şu anda yıkılmış durumda diyen APAK, yeniden kurmak ya da onarmak gerektiğini savundu. Evet, yani ülkemizin ne kadar güç koşullarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Atatürk ve Cumhuriyet diyen, Atatürk devrimlerini benimseyen bütün partilerimiz ya da bütün demokratik kitle örgütleri aynı şemsiye altında toplanmalı ve bugün ülkeyi yönetmekte zorlanan, güçsüz oldukları, aciz oldukları artık kanıtlanan bu sistemi bir an önce düzeltmemiz, Atatürk'ün yörüngesinde tekrar ya da yeniden kurmamız gerekiyor. Milli Anayasa formlarının Milli Merkez'e dönüştüğünü söyleyen Komite Başkanı Kadayıfçı, Milli Merkez'in politikasının ben değil biz olduğunu kaydetti. Şu anda muhalefet partilerinin bir araya getirilmesini düşünüyorum. Başlangıçta bunu yönetici bazında yapamazsa bile en azından tabanda yapmayı Atatürkçü düşünceye sahip vatansever kişileri tabanda birleştirmeye yönelik bir politikası var Milli Merkez'in.